Evet arkadaşlar, bugün size Call of Duty 2'de strafe jumping olayını göstereceğim. Bildiğiniz gibi Call of Duty'de bazı yerlere zıplamak için bu taktiği kullanmanız gerekiyor. Bunu çoğu kişinin bildiğini sanmıyorum, o yüzden ben de gösteriyorum. Bakın, normal atlamıyorum kesinlikle. Kendime bir açı veriyorum. Şu an W ve D tuşuna basarak atlıyorum. Peki şimdi öyle çıktığınızda ne oldu? Çok rahat map'i kesebilirsiniz. Şimdi diğer bir yeri gösteriyorum. Buraya zıpladığınız zaman gördüğünüz gibi alttan haritada bir hata var. Daha doğrusu çizilmemiş. Bakın orası B bomba yeri. B bombayı biri kurduğu zaman çok rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Başka bir yeri göstereyim. 250, 125 ve 333 FPS değerlerine ulaşmanız gerekiyor bu jumpları yapabilmeniz için. Mesela az önce yaptığım 250 idi. Buysa 333 FPS istiyor. 333 FPS de daha yukarı sıçramamızı sağlıyor. 250'de ise daha ileriye. Ya her oyunda neredeyse bu böyledir. Gördüğünüz gibi şu an çıkamadım. Evet. Map'in her yerini buradan görebiliyorsunuz. Şimdi bir de size direkt hemen karşıya geçmeyi göstereyim. Oh, pardon. Özür dilerim. İşte. Şimdi bu ne işe yarayacaksınız? Mesela siz sniper'la şurayı kesmeye çıktığınızda sizin adamlarınız A'ya girdiğinde sizin hemen A'ya geçmeniz için bu jump'ı yapmanız gerekiyor. Yoksa hemen A'ya geçemezsiniz ve takımınıza destek olamazsınız. Tekrar deneyelim. Hop, bak, hemen geçtim. Hiç yerden dolanmaya gerek kalmadı. Şimdi bir de size ortaya atlamayı göstereyim. Bu birazcık zordur. 250 FPS ister. W ve A tuşlarına hızlı bir şekilde basacaksınız ve atlayacaksınız. Biraz kafayı çevirerek. Şimdi bir de size strafe jump olmadan göstereyim. Bakın, kesinlikle karşıya atlayamayacağım. Düz atlıyorum, izleyin. Gördüğünüz gibi atlayamıyorsunuz. FPS oyunlarında, yani first person shooter dediğimiz tarz oyunlarda bu tür bir sistem bulunmakta. Aslında bu bir açık. Ama yapacak bir şey yok. Bakın, düz atlamaya çalışayım buradan. Olmadı. Şimdi bir de size Almanların doğduğu yerin tepesine çıkmayı göstereyim. Almanken çok işinize yarar. Hem A'yı hem B'yi hem de ortayı kesebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi W ve D'ye bastım. Birazcık kafamı sağa çevirerek attım. Deneyerek birazcık zar zor da olsa yapabilirsiniz. Ama denemeniz lazım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.